Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Güney Kore'nin havacılık gündemi KF-21. Geçtiğimiz günlerde motor çalıştırmıştı KF-21 ve şimdi hızlı taksi testlerine başlamış durumda. Hızlı taksi testi nedir dediğimiz zaman pist içinde aynı ilk uçuşu yapacak gibi, havalanacak gibi hızlanmak ve belirli bir sürate gelince pilot frenlere basıyor, duruyor. Bu testler yapılıyor ve bu testlerin sonrasında da çok yakın bir zamanda da İlk uçuş gerçekleşecek. Şimdi bu videomuzda KF-21 projesine birlikte bakıyoruz. Güney Kore bunu nasıl başardı? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Sonrasında KF-21'i daha modern, işte örneğin F-35 ile veya Milli Muharip Uçak'la karşılaştırıyoruz. Ve videonun son bölümünde de bir dönem Türkiye'ye Güney Kore KF-21'de ortaklık teklif etmişti. Bu teklif niye hayata geçmedi? Bu yaklaşımın sonuçları neydi? Bunları beraber öğrenmeye çalışacağız. 1980 yılında Güney Kore ve Türkiye'nin gayri safi milli hasılaları birbirine çok yakındı ama aradan geçen bu 42 yıllık dönemde Güney Kore tabiri caizse gaza bastı. Tabii kendi kendine basarken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden de çok ciddi yatırım aldığının da parantez içinde belirtip altını böyle koyu koyu çizmek istiyorum. Bugün Güney Kore dünyada bir elektronik devi. İşte otomotivde Hyundai, elektronikte işte Samsung, LG gibi çok büyük markalara sahip bir ülke. Ve 80'lerden itibaren de havacılık yatırımlarını hızlandırmış bir ülke. 1980'lerde Samsung'la başlayan havacılık alanında belirli bir yatırımlar var ama o biraz sekteye uğruyor. Hatta 90'larda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, o zamanki adıyla TAI ile Güney Kore'nin gerçekten bir kesişimleri var. Güney Kore'de F-16 alıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden ve F-16'yı montajını öğrenmek üzere Güney Korelileri Türkiye'ye getiriyorlar. Ankara'da TAI tesislerinde F-16 üretiminde görev yapıyor Koreliler. Öğrendikten sonra ülkelerine dönüp F-16 üretim hatlarını açıyorlar ama sonrasında düzgün planlama, projelerin arkasında durma, yapılabilir hedeflerle birlikte Kore kendini, Kore Havacılık Endüstrisi, onların da şirketinin adı KAI, KAI kendini geliştirmeye başlıyor. Ve gün geliyor 2000'li yıllarda Türk Hava Kuvvetleri T-37'lerin yerini alacak uçak projesini KT-1 ile kazanıyorlar. Hani o KT-1 mi Hürkuş mu, ya biz bunun kopyasını mı yapıyoruz, öyle bir şey yok. Çok çok farklı uçaklar. Tamam, ikisinin de iki kanadı var, bir motoru var, turboprop motoru var ama farklı uçaklar olduklarını ifade edeyim. Koreliler o KT-1'i kazanıyor. Peki bu aşamaya nasıl geliyorlar? Şimdi Korelilerin montaj sanayiyle havacılığa adım atıyorlar. Kendi uçakları, KT-1'i tasarlıyorlar. KT-1'in üzerine jet motorlu bir eğitim uçağı, KL-50'yi adım atıyorlar ve gerçekten de başarılı bir uçak ama bu projenin arkasında da KAI'de Lockheed Martin'in çok büyük de bir desteği var. Bu da tabii yadsınamaz bir destek. Aynı zamanda helikopter konusuna da odaklanıyor Güney Koreliler. Suryon serisi genel maksat helikopterleriyle de o konuda da Airbus'la bir ortaklık yapıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Ve sonrasında da 2001 yılında ilk olarak KFX olarak adlandırılan bu savaş uçağı projesini açıklıyorlar. Şimdi Güney Kore gerçekten Amerika'nın stratejik müttefiklerinde ilk halkada yer alan önemli bir ülke. Her zaman da ciddi sorunlar yaşadıkları Kore Savaşı ile birlikte ilk ülke ikiye bölünmüş durumda. Özellikle Kuzey Kore'nin çok ciddi bir nükleer gücü var. Güney Kore'de Amerika'dan aldığı o stratejik silahlarla ona karşı koymaya çalışıyor. Böyle bir denge politikası var. Amerika Birleşik Devletleri her silah, her isteyen ülkeye parasını verse de satmıyor. Ama bakıyorsunuz işte bugün şöyle bir örnek vereyim size. İsrail'e sattığı F-15E'leri Suudi Arabistan'a satıyor, Singapur'a satıyor ve o F-15E'lerin kullanıcılarından biri de Güney Kore. Güney Kore Hava Kuvvetleri bugün F-15 ve F-16 ağırlıkla oluşmuş durumda. F-35 ile geleceği oluşturuluyor. Bir taraftan da Türk Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi F-4E ve F-5E uçakları, yani bunlar daha eski nesil uçaklar, filo içerisine yer alıyor. Kore'nin amacı her ne kadar F-35 alsa da kendi savaş uçağını geliştirerek
bu F4'lerin, F5'lerin yerini alabilecek bir konsept kurabilmek. Şimdi F-35 almış zaten. F-35 tek motorlu bir uçak. KF-21 çift motorlu bir uçak. Koreliler bakıyorlar. Biz ne yapabiliriz? Öncelikli olarak F-35'in görüntü olarak benziyor. Aynı uçak değil. Onun bir tık üstünde biraz daha büyük bir uçak tasarlamak üzere bir hedef koyuyorlar. 4 farklı prototip üzerinden, daha doğrusu 4 farklı proje üzerinden devam edip en uygun olanı seçiyorlar. Ve o eksikliği kapatacak bir alan belirleniyor. Normalde F-35'e baktığımız zaman gövde boyu yaklaşık 15 metre, 15.7 metre. KF-21 boyu da 16.9 metre. Yani yaklaşık 1 metre 20 santim, 120 santim daha büyük bir uçak. Bu uçakta çift motor kullanılıyor. Ve Amerikan General Electric şirketinin yaptığı F414 motorları tercih ediliyor. Bu motor kendini ispat etmiş bir motor. Ve motor problemini bu şekilde kapatıyorlar. Radar ve diğer sistemler konusunda da çeşitli şirketlerle, işte Avrupalı, İsrail, Amerika gibi farklı farklı bu konuda uzman şirketlerden hazır ürünleri alıyorlar ve bunlar üzerine odaklanıp sıfırdan bir şey yapmayı hedefleniyorlar. Amaç burada üstün özelliklere sahip bir uçak olması. Uçak için iki önemli adım var. Birincisi, sahip oldu ISR radar özelliğiyle 4.5. nesil bir yapı haline kavuşturulması. Yani işte günümüzde Rafale gibi, örneğin Eurofighter'ın Trench 3'ü gibi 4.5. nesil bir uçak hedefleniyor. Bu uçaktan yeteri kadar işte test yapıldıktan sonra, çeşitli tasarımlarıyla ilgili eksiklikleri giderildikten sonra ikinci aşamaya geçilecek. Uçak 5. nesil uçak haline getirilecek. Yani stealth özelliğe sahip. Stealth nedir? Radara görünürlüğü çok çok ufak bir uçak. Bunun için tabii stealth'e getirmen için başta motor konusunda olmak üzere yeni teknolojilere sahip olmak gerekiyor. Kore de bunların peşinde. Şimdi Kore bu projeye çıktığı zaman uluslararası ortaklar arıyor ve bu projenin %60 finansmanı Güney Kore hükümetince konuyor. %20 özel sektör yatırım yapıyor, risk ortağı haline geliyor ve kalan %20'lik de bir ortak aranıyor. Ve bu dönemde 2010'ların başında Türkiye'yle de masaya oturuyor Koreliler. İşte ne yapalım, beraber bir çalışma yapalım, bu uçağa siz de ortak olun ve Türkiye için öngörülen ortaklık yaklaşık %20 civarında. Türkiye tabii böyle bir projede tamam riski paylaşıyor karşı tarafla, çok güzel. Ama bu proje Türkiye'ye ne katma değer katar? Tasarım, uçak yapmayı öğrenmek, süpersonik bir uçak yapabilmek, önce 4.5. nesil sonra 5. nesile doğru adım atabilmek, bununla ilgili mühendislik ortak çalışması yapmak istiyor Türkiye. Fakat Güney Kore buna razı olmuyor. Yani diyor ki bu projenin bütün mühendislik birikimi bende kalacak. Sen bu projeye ortak olmak istiyorsan ancak parça imalatında, çünkü Türkiye ucuz ve kaliteli parça yapabiliyor, bu şekilde ortak olabilirsin diyor ve Türkiye masadan kalkıyor. Şimdi bu projenin Türkiye sonrasında Endonezya ile konuşuyor Güney Kore ve %20'lik kısmını Endonezya projenin ortak oluyor. Hatta bir dönem işte Endonezya'nın paraları ödemesi ortaklıkta, çünkü belirli bir miktar para yatırmak lazım, bunlarla ilgili sıkıntılar vardı. İkinci önemli sıkıntı ise Amerika Birleşik Devletleri Endonezya'nın bu kadar yüksek teknolojiye sahip bir uçak almasını istemiyor. Bu nedenden dolayı da Endonezya'ya sadece uçağın 4.5. neslini alabilirsin, 5. nesili Güney Kore kendine yapar gibi teknoloji kısıtlamaları koymaya başlıyor. Burada da Endonezya'ya böyle bir tabiri caizse kilit konmuş durumda. Yani tamam, sizin elinizdeki projeyi mevcut hazır sistemlerle hızlandırmak kolay, ama bunların teknoloji paylaşımlarını yapacağınız, başka bir ülkeye satacağınız zaman o teknolojinin sahibi olan ülke bunu vermiyor ve böyle bir tabiri caizse ket vurmuş oluyor. Biraz önce de belirttiğim gibi uçak F-35'in sanki çift motorlusu gibi. 1 metre 20 santim daha uzun bir gövdeye sahip
Ve bu da tabii harekat çapına da etki etmiş durumda. F-35'in 2220 kilometrelik harekat çapı KF-21'de 2900 kilometreye çıkmış durumda. Bu açıdan da biraz daha havada uzun süre kalabilen bir uçak görünümünde. Güney Kore dediğim gibi önce Endonezya 4.5. nesil blok 1'leri verecek. Daha sonra kendi için blok 2'ler yapacak. Bunlar da F-4 ve F-5'lerin yerini alacak. Peki KF-21 ve Milli Muharip Uçağı karşılaştıralım. Öncelikli olarak bizim Milli Muharip Uçak 21 metrelik boyuyla bu uçaktan nereden baksanız 4 küsür metre daha uzun, daha büyük bir uçak. Kanat açıklığı 14 metre ki bu uçağın 11.2 metre. İki uçak da aynı 1.8 maka ses hızının 1.8 katına çıkabiliyor. Bizim harekat yatırı çapımız 1100 kilometre çarpı 2 olduğu zaman 2200 kilometre. Yani bu özellikler açısından biraz benzese de sonuçta bizim Milli Muharip Uçak çok daha büyük bir uçak. Blok 1 olarak anlatılan KF-21'in ilk versiyonu hava hava görevleri için tasarlanmış durumda. Blok 2'de ise bu çok göreve geçiyor. Yani hem hava hava hem de hava yer görevlerini yapabilecek özelliklere sahip olacak bir uçak. Adım adım gidilen, düzgün hedefler konulan ve tabii ki ülkenin ciddi bir ekonomik gücü var. Bir anlamda baktığınız zaman diğer anlamda teknolojik anlamda bir güç. Çok güçlü şirketleri var, teknoloji var, mühendisi var. Bunları rahat rahat yapabiliyor. Ama tabii ki Güney Kore'nin bugünlere gelmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok çok önemli bir payı var diyelim. Sanki böyle Japonya'nın karşısına oluşturulmuş, tamam aynı yöndeler, beraber hareket ediyorlar ama sanki böyle bir alternatif, bir uzak doğu kaplanı şeklinde Güney Kore. Ve bugün bakıyorsunuz işte Güney Kore gerçekten dünyada teknoloji anlamında borusunu öttürüyor ve bunu da havacılığa da yansıtmış durumda. Tabii bizim Milli Muharip Uçak için en büyük dezavantajlarımızdan biri F-35 programından çıkartıldıktan sonra Milli Muharip'in çok daha ağır bir yükün altına girmesi. Yani bizim elimizdeki tek uçak bu olacak. Bu yüzden atacak kurşunumuz belli ve bu kurşunun tabiri caizse çok iyi hedefi vurması gerekiyor. Bizim açımızdan bu kadar iddialı bir projenin işte bu kadar yavaş yavaş yürümesinin nedenlerinden de biri bu. Adımlarımızı hem çok usturuplatmamız gerekiyor. Motor başta olmak üzere bazı projenin sıkıntılı durumları var. Yani nereden ne alacaksınız? Tamam, testler için Amerika'dan F-110 motorları, F-16 motorları alınıyor, konuyor buna. Ama sonrasında nasıl bir yol izlenecek? Bu proje nereye gidecek? Bir taraftan da işte görüyorsunuz F-35 programından çıkartıldıktan sonra Türkiye'nin ara uçak ihtiyacı blok 70 F-16'larla karşılanacak. Onda biri Amerika nasıl önümüze engeller çıkartıyor? Bunlar nasıl gidecek? Gerçekten aşılması zor bir proje ama umutsuzluğa da kapılmak gerek yok. Eğer Türkiye bu zorluğu aşabilirse gerçekten havacılık açısından önü çok çok açık olacak. Sonuç olarak Milli Muharip Türkiye ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok çok önemli bir proje. Biz de hedeflerimizi düzgün koyabilirsek, bazı şeylere mecbur kalmazsak bu projeleri yavaş yavaş hayata geçirebiliyoruz. Bunun da aslında bir göstergesi bu. Evet, bugün dilim döndüğünce KF-21'i anlatmaya çalıştım sizlere. 2 haftadır pek fazla video yapamıyorum, biraz aksatıyorum. Nedeni sağlık sorunları. Test yapıyoruz, negatif çıkıyor ama böyle bir grip salgını sonrasında bir türlü kendime gelememiş durumdayım. Umarım bayramda biraz daha kendime gelirim. Şöyle bir canlı yayın yaparız, birlikte sohbet ederiz. Sizlerin sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Tekrar görüşünceye kadar herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Haberleşmek, görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi bayramlar diliyorum.